Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız hocam? İyiyim. Geçmişle, maziyle yüzleşiyorum. Allah iyiliğinizi arttırsın hocam. Amin. Hocam 10 yıldır, koskoca bir 10 yıldır hizmettesiniz. Şu 10 yıl öncesine gidersek, bu hizmete girişiniz nasıl oldu? O hizmete giriş anında neler hissettiniz de sizi bu hizmette olmalıyım dedirten olaylar nasıl gelişti? Ney mi dedirtti? Yani ben artık bu davadayım. Burada hizmet edeceğim, bu yolda ilerleyeceğim. Şimdi imkan olarak Allah razı olsun hani imkanlı bir ailede büyüdüm. Babamız bize birçok imkanı Allah'ın izniyle önümüze koydu, sundu. Ve şöyle bir şey oldu. Şimdi insanların yıllarca çalışıp kazanabileceği şeyi sen bir gençken, ergenken ulaştığın zaman bir süre sonra alışıyorsun ve aradığının orada olmadığını çabuk fark ediyorsun. Bu sefer birazcık da kafayı çalıştırman gerekiyor ama. Yani bütün zevkleri tatmana gerek yok. Mesela şu an ben iPhone 7 Plus kullanıyorsam, iPhone 7 Plus beni tatmin etmiyorsa 12 Pro'nun da beni tatmin etmeyeceğini ben bir süre sonra anlarım. Tecrübe ederim, o da ayrı bir mesele ama biraz kafa çalışıyorsa, biraz elinin altında imkanlardaki o ülfeti görmüşsen bu sefer diyorsun ki yani bunun bir çözümü yok mu? Yani ben tatmin olmuyorum. Dolayısıyla birçok imkanın önüne sunulduğu bir genç düşünün ve artık hayattan lezzet almıyor. Önündeki şeylerden lezzet almıyor. Benim birçok yaşıtım şunu yaparsam her şey çok güzel olacak diyebiliyordu. Mesela mühendis olsam hayat çok güzel olacak diyebiliyordu ama benim babam zaten mühendis. Veya işte şu araba, şu ev. Bu sefer hepsinin olup olmadığını gördüğünde onlar gibi kendini kandıramıyorsun. Bu sefer diyorsun ki hayır, bunların hiçbirisi değil, bana bir şey verin. Bir koz verin. Bu benim yıllardır ruhumda böyle o lezzetlerin arkasındaki o elemler ve sancılar arayış. Bendeki o lezzetteki o ülfet, aynı tadı vermemek. Hani diyoruz ya, İskender'i en çok seven adam, yani bir hafta üst üste yesen aynı tadı alamazsın. Dolayısıyla lezzetler de bir hafta, artık yıllarca yaşa yok diyorsun yani. Şimdi bu senin için bir hayırdır. Hani ne oluyoruz? Bunun bir çözümü yok mu sorusu geliyor. Bir. İkinci faktör, ben bilmiyorum fark ediyorlar, biliyorlar mı ama annemi babamı ben çok seviyorum. Yani özellikle babama ayrı bir şefkatim var. Yani ona bir nevi hayranlığım var. Dolayısıyla şu soru benim kafamda çok çalkalanıyordu. Babam ölürse ben ne yapacağım? Annem ölürse ben ne yaparım? Ruhunda bir gencin veya bir çocuğun ruhundaki bu çarpışmaları düşün. Kendini de bu soruların içerisinde, bu çarpışmanın içerisinde bir çözüm arayışı olarak dünyevi lezzetlerden bir medet umuyorsun. O da olmuyor. Bu sefer boşlukta kalıyorsun. Yani böyle sıkışıp kalıyorsun kafeste gibi. Şimdi ben mesela şunu hatırlıyorum. 6-7 yaşlarındayım herhalde. Annemin mesela bir Eğirdir'e gitmiştik. Böyle suya atacağım kendimi diye bana böyle bir şaka yapmıştı. O şaka yaptı ama benim çocukluk psikolojimde acayip yer etti mesela. Hani aylarca ben onu rüyalarımda gördüm. Annemin öldüğünü gördüm. Annem ölürse babam da vefat edecek. Babamın öldüğünü düşündüm. Bu sefer bu beni ciddi bir yıprattı. Bir çözüm istedim. Ergenliğe doğru gitti bu iş, büyüdüm. O hala kafamda, alemimde. Bazı dostlarımdan hani bir nevi kazık yediğimi düşün. Hayatta bir şeyler hep bitiyor. Ve en sevdiklerimin gitmemesinin imkanı yok. Bakıyorum, bir çözüm arıyorum. Atıyorum kendimi lezzetlere. O lezzetlerden böyle bir medet umuyorum. Onlar beni böyle uyuşturur gibi oluyor. Ama sonra Üstad Hazretlerin o cümlesi zaten beni hizmete çekti. Lezzetlerin arkasındaki elem zehirli bir bal gibidir. Bal alıyorum ama zehrini, sancısını çek. Bu sefer hepsi üzerime geldi, artık yeter dedim yani. Yeter. Bir çözüm verin bana, bir çıkış verin. Annemin babamın ayrılığına, gidişine bir çözüm verin. Lezzetlerdeki eleme, tatminsizliğe bir çözüm verin, bir çıkış verin. Hani ben buraya aman Rabbimi tanımalıyım diye girmedim. Cennete gitmeliyim diye de girmedim. Cehennemden kaçmalıyım diye de girmedim. Ben dünyada dahi kendi alemimde, üstadım da tabirli aslında, cehenneme gitmeden burada psikolojik ve ruhi cehennemi yaşadığım için girdim. Ve dedim ki bunun bir çözümü yok mu? Ve elhamdülillah tek çözümün de iman dairesinde olduğunu gördüm. Başka hiçbir çözüm yok. Kimse benim annemle babamla ayrılığıma çözüm olamaz. Yani yıllar bak bizi ne noktaya getirmiş. O 10 yıl benim alemimde neler değiştirmiş şuradan bile anlayabilir bence. Babam işte arkadaşlarım korona oluyor diye böyle aradı beni, Isparta'dalar onlar. Dedi bak bizim işte şu korona oldu, bize de geliyor korona falan o süreçte. Dedim baba yani bizim seninle ebedi kavuşmamız için ölmemiz lazım. Öldükten sonra bir daha ölmeyeceğiz. Yani benim için seninle bir arada olmak, hani olmamak beni korkutuyordu ya. Şu an benim için bir arada olmanın tek çözümü ölmek. Çünkü cennete ölünce girebilirsin. Sonsuz ancak ölünce kazanırsın. Ölünce dedik ya bir daha ölmezsin. Zaten Osman Avcı da ameliyat olmuştu. Ameliyatta da onlar yaşamıştı. Kalp mesela düşünsene, bir gidiyorum Isparta'ya buradan. Babam kalbinde problem var, anji olacak mesela. Yatıyor böyle çok sıkıntıda. Ben diyorum ki baba kalk ya, iman var. Bir tohumu diriltmek kadar kolay. Allah bizi diriltecek, vallahi diriltecek bak. Risale-i Nur, Kur'an, Resulullah'ın hayatı ve beyanı bize bu dersi veriyor. Yani benim yıllardır o arayışım o imanmış. Yani ahirete ve Allah'a iman. Tabii ki biz inanıyoruz. İnanıyorsun ama aleminde bunu yaşamak, onu bir çözüm, çıkış olarak görmek. Şu an benim tek çözümüm iman. Tek çözümüm ahiret.
bile tek çıkış yolum ölünce başlıyor benim bütün işim. Şimdi bunu almış, babama da gittiğim zaman baba bak merak etme öyle değil. Tabii onun da temelleri var. Ne oldu şimdi? Artık sonsuza hazırlanan bir aile olmaya başladık mesela. Bütün problemler kalktı. Tatminsizlik vardı bak lezzetlerin arkasında. Ahirete iman onu da kesti. Dedi ki fıtratına bunu koyan artarak gitmesini, lezzetlerin hazzını doyasıya yaşamanı kim istiyorsa, fıtratına bunu kim koyduysa karşısında o verecek. Dolayısıyla üstad yine haklı çıktı. Ne dedi? Vermek istemese istemek vermez. İçime bu arzuları koyan vermeyi de istiyor. Susuzluk suyun, açlık yemeğin bu arzularda ebedi bir alemin ispatı yani benim. Şunu ben parantez olarak eklemek istiyorum. Bazen insan buraların, bu hizmetin işte diyelim namazların var, oruçların var, takvaya girmen, günlük programlar bir ağırlığı var. Ve dünyanın suni bir tatlılığı var. İşte makamı, şanı, şöhreti var. Allah şahit trilyonlarca para verseler, günlük 1 trilyon para hesabıma yatıracaklar. Bu davayı, burada aldığım hakikatleri unutacaksın ama 1 trilyon da günlük bak senin deseler. Vallahi billahi tallahi vermem. Çünkü onların, o trilyonların, katrilyonların bana veremeyeceği bir şey var benim elimde şu an. Çözüm var. Tatminsizliğe ve ebediyete, alemle ayrılmamanın bir çözümü var. Bunlar bana bu çözümü veremezler. Hani trilyonlarımız yoktu bizim ama hani küçük. O hazların içinde, o imkanların içinde anlıyordun ki daha ötesi de olsa olmuyor. O yüzden ben kesinlikle kardeşlerim bu noktada aman dünyam ne olur telaşı kazanınca da olmuyor kardeşim. Olmayacak yani. Olacağı olduracağı gitmek lazım. Allah'tan başka da bir çözümü olan varsa buyurun konuşsun. Peki hocam tatminsizliklerden gelen elemlerden ve ailenizle beraber sonsuz mutlu olma hissi, arzusu sizi buralara teşvik etti. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz böyle hayatınızla ilgili, hizmetle ilgili? Yani bundan sonra kesinlikle bütün herkesin bunu alması lazım. Ben yeryüzünde bir tane insan görmedim, tanımadım ve bilmiyorum ki buna ihtiyacı olmasın. Var mı aramızda? Ben kazandığım her şeyin gitmesini istiyorum. Ya kazanayım gitsin hepsi. Var mı aramızda? Bu çocuk doğsun doğdu ama ölsün. Var mı aramızda? Annem toprakta kurtlar yesin gitsin. Var mı aramızda bunu kabul eden? Hiç kimsenin fıtratı yok ki bunu kabul etsin. Kendinin bu kadar bakım yapıyorsun, kendinle uğraşıyorsun, aynaya bakıyorsun vesaire. Var mı böyle öleyim de yok olup gideyim? Bu ateist deist arkadaşlarla konuşuyoruz. Hikaye bunlar. Bir insanın fıtratında bu yok. Fıtratında o ebediyeti istediği için dünyada bu kadar hırsla gayret edip çalışıyoruz. Bugün ölümü düşünmemek bile, hiç aklımıza getirmek istememek bile aslında sonsuz istediğimizin bir delili. O yüzden amacım ne? Tabii ki bizim müşterilerimiz herkes. Dolayısıyla bu hakikatin müşterisi bütün insanlık. Ya ölümü öldüreceksin, kabri kapatıp tatminsizliğe bir çare bulacaksın ya da susacaksın biz konuşacağız. Yani biz derken haşa haddimiz değil, Kur'an konuşacak yani. Kur'an'ın bu manaları konuşacak. Dolayısıyla benim ömrüm insanlara bu çözümü vermekle geçmeli. Daha büyük bir şey görseydim orada olurdum ama. Görmediğim için buradayım. Hocam ailenizle beraber inşallah sonsuz mutlu bir cennet yaşarsınız. Sizde de. İnşallah cenazeniz de bu daireden çıkar. Vallahi ben çok istiyorum. Böyle buralarda ölmek ben çok istiyorum. Çünkü korkuyorum bu zaman. Hani tamam şey yapıyorsun ama nefis de hala nefisliğini yapıyor. Günahın da hazzını biraz da tatmışsa gitmek istiyor ama Allah bizi oralara döndürmesin. Ayağımızı sabit kılsın. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden. Bütün kardeşlerimize dua etsinler. Bol bol. Selametle.